Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir sualler ve cevaplar faslında sizlerle beraberiz. Dini konudaki suallerinizin cevaplarını İnşallah sizlere sunmak üzere. Hepinizi çok sevdiğimi ama çok sevdiğimi sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onlara sevmeyi öğretin. Bu Allah'a sizi mutlaka daha yakın kılar. Sevgili kardeşlerim, ilk sual Doktor Abdülcabbar Boran'dan geliyor. Diyor ki, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre irşat farz mıdır? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesine göre irşada ulaşmak Resul yani mürşit olmadan mümkün değildir diyebilir miyiz? Diyor. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki ve izâ se'eleke ibadî annî fe'inni karîb ucibu davetet dâhi izâ de'ânî fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yarşudûn. Diyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ne kadar yakın? Şah damarımızdan daha yakın. Yani rahmetiyle ve ilmiyle bizi bütünüyle kaplıyor. Hiçbir zerremiz Allah'ın kaplama alanının dışında değil. O kadar yakın. Ve bu ilmiyle ve rahmetiyle yaklaşımının neticesinde her yaptığımızdan her saniye haberdardır. Düşündüklerimizden haberdardır. Fiiliyatımızdan haberdardır. Gelecekte ne yapmayı tasarladığımızdan ondan da haberdardır. Bana dua edildiği zaman diyor, onların duasına icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. İfade son derece açık. Allah Teala demiş oluyor ki kullarımın davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde, amin oldukları takdirde, daha sonra mümin oldukları takdirde ve sonunda irşada ulaştıkları takdirde ki amen olmak kişiyi irşada ulaştıran temel faktör, başlangıç faktörü. Öyleyse Allah-u Teala irşada ulaşmayı farz kıldığına göre Cabbar soruyor, irşat farz mı? Farz olduğu ayet-i kerimede kesinleştirilmiş. İrşada ulaşmak Allah-u Teala'nın farzı. Allah-u Teala yuminu bi diyor. Bana amenu olsunlar
bana ulaşmayı dilesinler, bana iman etsinler. Öyleyse böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu müesseseye dikkatle bakın. Bakara Suresi 186. ayet-i kerime eşyadan farz olduğunun kesin delilidir. İkinci ve birinci sualinin ikinci ayet-i kerimesi Hucurat 7. Vâlemû enne fîküm Resûlullah. Bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Lev yutiyukum fî kesirin minel emri. Eğer sizin işlerinizden, ondan taleplerinizden çoğuna itaat etseydi, lanettüm, lanetlenebilirdiniz. Velakin Allah'a habbebe ileykümül imane. Ama Allah size imanı sevdirdi. İmana karşı muhabbetinizi oluşturdu, sevginizi oluşturdu. Ve zeyyenehu ve o imanı süsledi fi kulubikum kalplerinizin içinde o imanı kalplerinizin içini o imanla müzeyyen kıldı. Kalplerinizde iman kelimesini imanı müzeyyen kıldı. Ve kerrehe ileykumul kufra. Ve size kufru kerih gösterdi. Vel fusuka ve fıskı kerih gösterdi. Vel isyan ve isyanı kerih gösterdi. Ülâike humur râşidûn. İşte onlar irşada ulaşanlardır, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hitabet sahabeye ve Allah-u Teala işte onlar irşada ulaşanlardır diye konuyu tamamlamış. Yani Allah-u Teala'nın Bakara 186'da emrettiği irşada ulaşmanın farziyeti sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Hucurat 7'ye göre Cabar'ın başka bir suali var. Diyor ki, irşada ulaşmak Resul olmadan, mürşit olmadan mümkün değildir diyebilir miyiz? İrşada ulaşmak Resul olmadan, mürşit olmadan mümkün değildir. Burada Allah-u Teala sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Hucurat 7'de ve o Resul sebebiyle Allah-u Teala onların kalplerinde kalplerini müzeyyen kılmış, süslemiş. Kalplerindeki iman kelimesini, yani kalplerini müzeyyen kılmış.
görüyoruz ki Resul'ün varlığıyla sahabe hedef ermişler. Aranızda o var olduğu için diyor Allah Teala, kalbinizi iman kelimesiyle, kalbinizdeki iman kelimesini müzeyyen kıldım. Manası kalbinizi iman kelimesinin müzeyyen olmasıyla müzeyyen kıldım. Ve görülüyor ki bir taraftan Allah-u Teala'nın emirleri var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, bir taraftan da sahabenin talepleri, ikisi de emir diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Arapça'da bu kelime sadece üstün asta talebini değil, altın üstte astın üstte talebini de ihata eder. Hatta Allah-u Teala'nın her şeyinin bir emir olduğu ifade buyrulur. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey. Rahmet, fazl, salavat, Allah'ın emirleri, nötrinolar, elektronlar. Öyleyse Bakara 186'ya göre irşadın farz olduğunu görüyoruz. Hücrat 7'ye göre de irşada ulaşmak Resul olmasaydı mümkün olmayacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi Resulsüz bırakmıyor ki insanlar ya ama bizim yaşadığımız devrede Resul yoktu ki ona tabi olalım da hidayete erelim demelerine müsaade etmiyor Allah-u Teala. Külli kavmin bir Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Müminin 44'te biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Arda arası kesilmeksizin göndeririz diyor. Ve tamamlıyor hangi kavme Resul gönderdiysek. Bütün o kavimdekiler, bütün kavimler Resullerine Resullerini inkar ettiler. Resullerini tanımadılar, kabul etmediler diyor Allah Teala. Bütün kavimlerdeki çoğunluk tabii. Her kavimde de bir azınlık mutlaka Allah'ın Resulünü kabul etmiştir. Bütün devirlerde de böyledir. Şu içinde bulunduğumuz devirde de bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka şu anda yaşıyor. Hangi kavim olursa olsun, o kavim hangi dinde olursa olsun, onlara Allah'ın yegane dinini, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerin, Resullerin yaşadığı dini ve şeriatı Allah-u Teala kastediyor. Tek bir din, tek bir şeriat var olmuş insanlık tarihi boyunca. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra kıyamete kadar kainatı idare edecek olan şeriat, aynı şeriat gene aynı muhtevanın içinde. İrşada ulaşmak, mürşit olmadan, yani Resul olmadan mümkün değildir. Ya da şöyle söylemek daha uygun, hem mürşit olmadan mümkün değildir, hem de Resul olmadan mümkün değildir. Ama her kavim için bir Resul, ama çok sayıda mürşit. İrşada ulaştıktan sonra iradesini Allah-u Teala'ya teslim edebilen herkese Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle mürşit kılıyor. Bakara
ikinci sualinde Cebbar diyor ki, Bakara 124'e göre Allah tarafından insanlara imam olarak tayin edilen İbrahim Aleyhisselam'ın Enbiya 51'e göre irşatla vazifeli kılındığı, Meryem 43'e göre sırat-ı seviyeye ulaşmanın ancak tabiiyetle gerçekleşeceğini söyleyebilir miyiz diyor. Üç suali var. Ardarda Bakara 124'e bakıyoruz. Fe iztela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin. Fe etemmehun. Kale inni ca'uluke linnâsi imama. Kale ve min zürriyeti kale la yenalu ahdi zalimin. Hani o zamanki Rabbi İbrahim'i kelimelerle imtihan etti. Ve ne zaman ki imtihan tamamlandı, Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni Kale inni cahilüke linnâsi imâma. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Kale dedi ki, Hazreti İbrahim dedi ki, ve min zürriyeti, ve benim zürriyetimden de. Kale Allah Teala dedi ki, la yenelu ahdi zalimin. Senin zürriyetinden olan zalimler benim ahdime eremez. Yani ahdime eremez imamlık ve önderlik rahmetime. Bu Hazreti İbrahim'in imam tayin edilmesinin dizaynıdır. Şimdi Enbiya 51'e bakıyoruz. İmamın görevi nedir diye. Ve lekad ateyna İbrahim'e rüştehu min kablu ve künna bihi alimin. Andolsun ki bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik. İrşat yetkisini vermiştik. Ve biz onu bilenlerdendik. Onu rüştle irşatla vazifelendirdiğimiz zaman onun muktesebatını en iyi bilen biz, onu o görevi, imamlık görevini yapmak üzere yetkili kıldığımız zaman onun muhtevasını, bizim onu nelere kadir kıldığımızı biz bilenlerdendik muhakkak ki diyor Allah Teala. Öyleyse Enbiya suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'i imamlık müessesesine tabi ettiği, imamlık müessesesine tabi kıldığı Hazreti İbrahim'i
tayin ettiği Hazreti İbrahim'i Allah Teala iç dünyasında en iyi tanıyandır. Onun o görevi yapabileceği standartlara ulaştırılması gene Allah Teala tarafından gerçekleştirildiği için. Öyleyse Hazreti İbrahim imamdı ve bütün imamlar gibi irşatla görevlendirilmişti. Hazreti İbrahim bir nebiydi. Bu sebeple devrin asaleten imamıydı. Yani huzur namazının imamlığını nebi resul olduğu için asaleten yapıyordu. Nebilerin bulunmadığı devirlerde ise imamet vazifesi, devrin imamlığı gene resuller tarafından yapılır ama onlar veli resullerdir. Ve o görevi asaleten değil, vekaleten üstlenirler. Görevi Allah Teala verir, seçtiğine verir. Risalet için seçilenlerin daha doğmadan evvel seçildikleri gibi bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesi. Ya ebeti inni kad ca'eni minel ilmi ma lem yetike. Ey babam, ey babacığım, muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Yani Allah Teala sana vermediği bir ilmi bana verdi. Fettebini, öyleyse bana tabi ol. Ehdike sıraten seviyya, ben seni sıratı seviyyaya ulaştırayım. Sıratı seviyyaya hidayet edeyim. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesine göre sırat-ı seviyeye ulaşmanın ancak tabiyetle gerçekleşeceğini söyleyebilir miyiz diyor Cebbar. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki yol kavramlarını bir defa daha gözden geçirmemiz gerekecek. Çünkü sırat-ı seviye babasının önce bir karar vermesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı seviye üzerindedir. Ve bu mutlaka tabiyete götürür kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona irşat makamını mutlak olarak sevdirerek onu tabiyete götürür. Öyleyse bütün yolları, sıratları, tarikleri bir defa daha gözden geçirmeliyiz ki sırat-ı seviyenin yerini tam olarak tayin edelim. Aslında başka ayetlerden edinilen sonuç sırat-ı seviyenin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaştığı kadar ulaştığı noktaya kadar geçen devredeki hayatını ifade ediyor. Yani Allah'ın ihsanlarının henüz nimete çevrilmediği devreyi. Ama ayetleri çoğalttığımız zaman gerçeğe mukayeselerle varmak söz konusu olur. Bu ayette sanki tabiyetten sonra sırat-ı seviyeye ulaşır gibi bir ifade de gerçekten çıkıyor. Ama
unutmamalıdır ki tabiyetten evvel Hazreti İbrahim babasına Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini mutlaka öğretmiş olmalıdır. Tabi olsaydı, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dinlemiş olacaktı. Sırat-ı seviyenin üzerinde olacaktı. Ve Hazreti İbrahim babasını söyledikleriyle sırat-ı seviyeye, tabiyetiyle sırat-ı müstakime ulaştırmış olacaktı. Biliyoruz ki sırat-ı müstakim tabiyetle oluşan bir yol. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Öyleyse sırat-ı seviyenin mutlaka sırat-ı müstakimden evvelki bir yol olması gerekir. Şimdi suallerine bakalım. Bakara 124'e göre Allah tarafından insanlara imam olarak tayin edilen İbrahim Aleyhisselam'ın ki öyle gönderildiğini kesinleştirdiği ayet. Enbiya ile bire göre irşatla vazifeli kılındığını söyleyebilir miyiz diyor. Elbette Enbiya ile bir de ona rüştü verdik diyor, rüştünü verdik diyor. Yani irşat görevini biz ona verdik diyor. Elbette söyleyebiliriz. Meryem 43'e göre sırat-ı seviyeye ulaşmanın ancak tabiyetle gerçekleşeceğini söyleyebilir miyiz? Burada tereddüdümüz var. Çünkü tabiyetle sırat-ı müstakime ulaşmak gerçekleşir. Sırat-ı müstakimin birinci sebilidir diye düşünebilir miyiz? O zaman sırat-ı müstakimden evvel de sıratın mevcut olması lazım. Ve bu sırat mutlaka var. Öyleyse bunu bir araştırmanın sonunda söyleyelim. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki kim tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime kesin olarak ulaşır. Öyleyse ulaşacağı yer sırat-ı seviye değil, sırat-ı müstakim olması lazım. Bir alternatif kalıyor. Sırat-ı müstakimin bir ihtimal kalıyor. Sırat-ı müstakimin birinci sebilinin, ilk yatay sebilinin sırat-ı seviye alması, adını alması. Ama o zaman tabiyetten yedinci basamağa kadar geçecek olan bir manevi yolun var olması lazım. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar bir manevi yolun var olması lazım. 21. basamağa kadar bir manevi yolun var olması zaten 14. basamaktan itibaren sırat-ı müstakim oluşuyor. Ve 21. basamakta ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanıyor. Ama fizik vücudun ki var ondan sonra, nefsin ki var ondan sonra, iradenin ki var ondan sonra, öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde olması söz konusu, bir sıratın üzerinde olması söz konusu, imajiner bir sırat. Ama sonuna kadar da bu sıratlar hep devam edecek. İster fizik standartlarda Allah'a ulaştırsın, ister fizik olmayan standartlarda kişiyi Allah'a manevi standartlarda, manevi hüviyette yaklaştırsın. Yani Allah'a yakin olmanın o kişideki manevi tekamülünü gerçekleştirsin. Her biri bir sırattır. Öyleyse evvela şunu kesin olarak bileceğiz ki 7 tane safhadan oluşan İslam'ın 7 tane sıratı mutlaka var. Şunu da bileceğiz. Bunlardan ilk ikisi bir yolculuğu hiç gerektirmiyor. Ama üçüncüden sonrası da yolculuğu gerektirmiyor. Öyleyse 7 safa, 7 sırat-ı müstakim, 7 sırat veya 7 tarik, 7 yol Allah-u Teala'nın dizaynı neyse asıl olan odur. Serdar Demirci diyor ki, ikinci sual Doktor Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki Allah Teala En'am suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. En'am 87 ve 88.
ve min âbâihim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve işte beynâhum ve hedeynâhum ilâ sıratın müstakîm. Ve onların anne babalarından, geçmişlerinden, atalarından ve zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik diyor Allah-u Teala ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Dikkat edin, Enam 86'da Allah-u Teala Resullerinden bahsediyor. Enam suresinin 86. ayet-i kerimesi. Ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'e ve Lut'an diyor. Hazreti İsmail, Hazreti Esa ve Yunus ve Lut. Dört tane peygamberden bahsediyor. Ve onların diyor, babalarından, annelerinden, zürriyetlerinden, onların atalarından, sonra zürriyetlerinden, sonra kardeşlerinden ve seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor. Burada kardeşleri, zürriyetleri ve ataları da söz konusu olduğuna göre hepsinin nebi olması elbette mümkün değil. Öyleyse sırat-ı müstakim için genel bir tanımlama yapıyor Allah-u Teala. Ve Enam 88'de diyor ki zalike hüdallahü, işte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bihi men yeşâü min ibadihi. Onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki diyor, o hidayete biz kullarımızı bununla, sırat-ı müstakimle erdiririz, ulaştırırız. Ve lev eşreku lehabite anhum, eğer onlar şirk içinde olsalardı onların amelleri, lehabite anhum makanu yamelun, işlemiş oldukları, yapmış oldukları amelleri boşa giderdi diyor Allah Teala. Öyleyse burada amelleri boşa gidenlerin Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti inkar edenler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Çünkü amelleri boşa gidenler hem Kehf suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince, hem Araf suresinin 147. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidenler, onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar ve inkar edenler. Özellikle Allah'a ulaşmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar etmek veya yalanlamak, tekzip etmek, bu temel hüküm. Şimdi bu muhteva üzerinden Serdar'ın suallerine ulaşıyoruz. Diyor ki, inşallah bu ayet-i kerimelerde dört sırat-ı müstakimden de bahsedilmekte midir? Sırat-ı müstakimi Allah-u Teala geçirdiyse, ölçü vermediyse, o zaman sırat-ı müstakimlerin dört sırat-ı müstakimi de ihata ettiğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Ya Allah-u Teala işaret verir, sebil der, hududunu tayin eder. Sebil de yoldur, sırat da yoldur, tarik de yoldur.
hepsi yoldur. Ama muhteva 28 basamağı bütünüyle tanıdıktan sonra her birinde değişiklik göstermektedir. Şimdi bu ayet-i kerimelere göre diyor, 4 hidayetin de 4 sırat-ı müstakim aracılığıyla olduğunu söyleyebilir miyiz? Hidayete erdirme konusunu Allah Teala söylemiş ama hidayetin hangi boyutlarını ihata ettiğini söylememiş konunun. O zaman bunu bütün olarak kabul etmek daha akılcı olur. Aslında kesin bir şey söylenmiyor. Ama Allah Teala biz bununla hidayete erdiririz diyorsa ve onların arasında peygamberler de varsa, nebiler de varsa, hem atalarında var, hem onlardan sonra gelen nesillerde var. Öyleyse onları da hesaba katmamız mutlaka gerekeceği için dört sırat-ı müstakimi de muhtevasını aldığı kesindir diye düşünüyoruz. Aslında bunların sayısının baştaki iki tanesi de dahil olmak üzere 7 taneye ulaşması söz konusu diye düşünüyoruz. Sırat-ı müstakimin kendisi zaten bir tarık-ı müstakim ve 3 sebilden oluşan sırat-ı müstakim, kendisi 2 yatay, 2 dikey, 4 sebili ihata ediyor. Yani 15. basamaktan 21. basamağa kadar ya da 14. basamaktan 21. basamağa kadar devam eden sırat-ı müstakim 4 sebil içerir. Ve sadece ruhun Allah'a teslimini oluşturur. Aynı noktadan başlayan ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudun teslimini 25. basamakta tamamlar. Aynı basamaktan da başlayan 14. basamakta başlayan ve 27. basamakta biten üçüncü bir sırat-ı müstakim nefsin teslimini ihata eder. Aynı noktada başlayan ve 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanabilen sırat-ı müstakim iradenin teslimini içerir. Bunlar teslimleri içerdiği için kesin at kurulmuş olan sırat-ı müstakimleri oluşturuyor. Ama ondan evvel de İki safa daha var. Allah'a ulaşmayı dileme safhası 3. basamakla 7. basamak arasında, o da bir sıratı ifade eder. Manevi bir sıratı. Bir tekamüldür. İlim tekamülünü ifade eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen safa da ikinci bir sıratı müstakimi içerir. 4 tane 7 basamaktan oluşan Kur'an-ı Kerim 14. basamaktan itibaren diğer 4 sırat-ı müstakimi muhtevasına almıştır. Böylece İlk 7 basamak için 8. basamaktan 14. basamağa kadar, 7. basamaktan 14. basamağa kadar, 14. basamaktan 21. basamağa kadar, 14. basamaktan 25. basamağa kadar, 14. basamaktan 27. basamağa kadar, 14. basamaktan 28. basamağın sonuna kadar sırat-ı müstakimler oluşuyor. Öyleyse bu muhtevada İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a
teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi olarak 7 safa içeriyor. Öyleyse bunlarla sırat-ı müstakimlerin arasında bir denge kurmak bir asli unsur olarak çıkıyor karşımıza. İkinci suali Serdar'ın, bu ayet-i kerimeler ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine göre ancak Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar hidayete ulaşabilir diyebilir miyiz? Nisa 175'e bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala fe emmellezine aminu billahi ve tesemmu bihi. Allah'a amini olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a sarılmayı dileyen kişileri fese yutiluhum fi rahmetin minhu, kendisinden bir rahmetin içine koyacak diyor Allah. Ve fadlin ve fazlın, rahmetin ve fazlın içine koyacak. Ve yehdihim ileyhi sıratan müstakime, ve onları sırat-ı müstakime ulaştıracak diyor. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaştırılacak. O zaman diledikleri andan itibaren bir sırat söz konusu olması lazım. Serdar'ın suali burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amel olanlar hidayete ulaşır, ulaşabilir diyebilir miyiz? Elbette. Allah Teala kendisine ulaşan, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Hidayet edecektir, vasıl edecektir, ulaştıracaktır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayete erer diyebiliriz. Üçüncü sual, bu ayet-i kerimelere göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi burada Allah Teala'nın bahsettiği Enam suresinin 88. ayet-i kerimesiyle irtibatlandırılıyor bu üçüncü sual. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söyleyebilir miyiz? Diyor. İşte Enam suresinin 88. ayet-i kerimesi. 87. ayet-i kerimede Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır dedikten sonra Allah Teala diyor ki zalike hüdallahi, işte bu Allah'ın hidayetidir. Yehti bihi men yeşâ'i, Allah Teala dilediği kişiyi onunla, bu sırat-ı müstakimle, min ibadî, kullarından dilediği kişiyi bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi, kullarından dilediği kişiyi bununla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir diyor. Velev eşrekü, eğer onlar şirkte olsalardı, şirk koşsalardı, lehabita anhüm, onların onlardan heba olurdu. Mâ kânü yâmelûn, amelleri heba olurdu. Öyleyse şirk müessesesi, buradaki şirk müessesesi gizli şirk. Hani Allah Teala her zaman Hazreti İbrahim'den bahsettiğinde nasıl o müşriklerden değildi diyorsa ve muhtevasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Allah Teala tarafından tayin edilen inancının ve tatbikatının muhtevasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in tek Allah'a inandığını, bir ve tek bir cemaat oluşmasına hedef aldığını, iki
Ve üç Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Üç unsur. Tek Allah, tek cemaat ve teslim. Allah'a teslim, ruhen, veçen, nefsen ve iraden teslim. Öyleyse Allah-u Teala'ya bu dört teslimin gerçekleştirildiği bir bütün söz konusu. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Sadece onlar Hazreti İbrahim'in dininin içinde bulunabilirler. Peki dilemeyenler, dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hanif değildir. Hanif fıtratının içinde değildir. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve Allah'a teslim olmak. Hanif dininin temelini Allah'a teslim olmak, yani hidayete ermek ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedirler diyebilir miyiz diyor. Sıratımızda kimin üzerinde olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve sırat-ı müstakimin bu ayet tek başına sırat-ı müstakimin şirkin dışında olanları ihtivasını aldığını ifade ediyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin dışında olanlar, henüz sırat-ı müstakime ulaşamamış olanlar, onların talayette olması yetmez, şirkte de olmaları kesin. Bu ayet-i kerime, En'am suresinin 88. ayet-i kerimesi, sırat-ı müstakimin 14. basamaktan değil, 3. basamaktan başladığının kesin işaretini taşıyor. Sırat-ı müstakim öyleyse, 3. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar ulaşan bir bütündür. 7 tane ayrı safayı muhtevasına alır ve farklı isimler taşıması da normaldir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar şirktedir. Nasıl bir şirk? Gizli bir şirk. Yani onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onlar dalalette olanlardır. Bir insanın dalaletten kurtulduğu yer 3. basamaktır. Şirkten kurtulduğu yer 3. basamaktır. Küfürden kurtulduğu yer 3. basamaktır. Bütün negatif faktörlerden kurtulduğu yer hep 3. basamak. Öyleyse şirkte olanlar sırat-ı müstakimin dışında olduğuna göre sırat-ı müstakim mutlaka 3. basamaktan başlıyor. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin sırat-ı müstakimin de dışında olduğunu, onlar için bir sırat-ı müstakimin hiç başlamamış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 3. sual Ankara'dan Sait Göksel'den geliyor. Diyor ki Sait, 1. sualinin A şıkkında Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtilen amellerden eksiltme ve herkesin kazandıklarına karşılık bir rehine olmaları hususuna açıklık getirir misiniz diyor. Allah-u Teala Tur 21'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ bir imanin amin olanlar ve soyları, zürriyetleri kendilerini imanda izleyenler, iman ile izleyenler,
الْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ ve ma elettahum min amelihim min şeyin kullu umrihin bima kesebe rehin. Biz onların soylarını da kendilerine katip ekledik. Onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehinidir. Kullu imrin bima kesebe rehin. Şimdi Tur suresinin 20. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Tur. Allah Teala cennette olanlardan bahsediyor. Özenle dizilmiş, tahtlar üzerinde yaslanmışlardır ve biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz diyor. On dokuza bakalım. Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin için diye cennette olanlardan bahsediyor Allah Teala. Bu 21. ayetten sonra gelen 22. ayet-i kerimeye bakalım. Onlara arzuladıkları şeylerden verdik hepsini diyor bol bol. Ve 23'te cennette olan insanların durumundan bahsediyor. Şimdi Allah-u Teala'nın amellerden eksiltme müessesesine dikkatle bakalım. Nasıl bir eksiltme söz konusu? Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı, münaki olmayı inkar ederler. Onlar ki Allah'a ulaşmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse burada Kehf suresinin bu 5. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı inkar edenler ve onun tabii neticesi olarak amellerin boşa gitmesi. Araf 147'de de aynı olayı görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَزُوُوا بِعَيَاتِنَا وَلِكَاءِ الْاٰهِرَةِ حَبِيْتَتْ اَمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte bu amellerde eksiltmedir. Allah-u Teala'nın kişinin amellerini
yok sayması olayı amelleri kişinin kendi işledikleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok etmesi olayı. Böylece kişinin sadece başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı, başkaları sebebiyle kazandığı dereceler kalır kişinin amel defterinde. Ama kendi amelleri Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar gereğince devre dışı kalır, heba olur. Bu onların amellerindeki yok etme olayıdır. Allah-u Teala tarafından amellerin getirilmesi, kazandığı pozitif amelleri dolayısıyla kazandıkları Allah-u Teala tarafından yok edilir. Allah-u Teala amellerde bir eksiltme yapar mı? Her kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın hidayetini ketmederse, ketmettiği takdirde Allah o kişilere vebal yükler. Onları lanetler. Gene başkalarının hakikatleri öğrenmesine bilerek, isteyerek ve ayetleri gizleyerek mani olanlar sadece amelleri boşa gitmekle kalmıyor. Lanet de alıyorlar omuzlarına. İşte kim omuzlarına lanet alırsa başkalarının dalalette bıraktıkları insanların günahlarından onlara da yüklenir. Bu yüklenen kesim onların günah hanesine kaydedilir. Günah hanesine kaydedilen her rakam aslında kişinin kazançlarından, kazandıklarından o kadar aşağı düşmesini ifade eder. İşte bu Allah'ın onların sevaplarını eksiltmesidir. Günahlara yapılan her ilave ki o kişinin aslında amelleri pozitif amel olarak kaybettikleri derecelerde duruyor. Kazandıkları derecelerde amelleri Allah için yaptığı ibadetler duruyor. Ama öbür tarafta günahları da duruyor. Günahlarının muhtevasına dikkatle bakın. Kişi günahlarıyla sevapları arasındaki fark sebebiyle yargılanır. Hüküm giyer. Eğer günahları fazlaysa, sevapları azsa gideceği yer cehennemdir. Eğer günahları azsa, sevapları fazlaysa gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu kişiler derecat kazanmışlardır. Ama Allah-u Teala onların günah hanelerine başkalarının yaptığı işlemler dolayısıyla derecat eklediği zaman bu eklenen derecat onların kendi amelleri sebebiyle kazandıkları çünkü kazanılan dereceler sadece kişinin kendi amelleriyle kazanılır. Başka bir alternatif yoktur. Kaybettiklerine ilave söz konusudur ama kişinin kazançları, kazandığı dereceler sadece kendi amelleri sebebiyle olan kesimi bir de başkalarının kendi üzerlerine vücuda getirdiği kendilerine zarar vermek suretiyle kendilerinin kazançlarına eklediği kesimi ifade eder. Ne zaman ki Allah Teala kişinin başka birisini dalalete düşürmesi sebebiyle onun başkalarının kaybettiği dereceleri onların bir kısmını bu kişinin kaybettiği derecelere mutlaka ekler. İşte o zaman bu, o kişinin kendi amelleri sebebiyle kazandığı derecelerde bir eksiltmeyi ifade eder. Kişinin
amelleri sebebiyle kazandığı derecelerde bir derecat eksilmesi söz konusu olur. Çünkü daima kazanılanla kaybedenler arasındaki fark sebebiyle insan hüküm giyer. Cennet veya cehennem hükmünü. Öyleyse amellerin eksiltilmesi söz konusudur bir takım insanlar için. Onlar ki başkalarının hidayetine mani olurlar. Allah'ın ayetlerini gizleyerek üzerlerine lanet oluşur. İşte kimin üzerine lanet oluşursa bu o kişinin derecat kaybetmesini ifade eder sonuç olarak. Aslında Allah Teala ona günahhanesine rakam ekleyerek bunu yazar. Bu ise günahlarıyla sevapları arasındaki farkın negatif istikamette çoğalmasıdır. Yani o kişinin pozitif amellerinden kazandığı derecelerin aşağı indirilmesidir. Yani onun amellerinde eksilme oluşmasıdır. Allah razı olsun. Herkes kazandığına karşılık her nefs bir rehinedir. Bunu daha evvel de defalarca ifade etmiştik. Rehinelik müessesesi nefs için geçerlidir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar nefs rehinedir. Fizik vücudunu Allah'a ulaştırıncaya kadar nefs rehinedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edinceye kadar nefs rehinedir. Ne zaman ki kişi daimi zikre ulaşır, nefs rehinelikten ancak o zaman kurtulur. Fizik vücut bir mekandır. Ruh ve nefs onun içinde mekanın içindekilerdir. Ruh için rehin olmak söz konusu değildir. Ruh sadece emanettir. Rehine ve emanet safhasında bunları sizlere anlatmıştık. Öyleyse kendi kazandığına karşılık kişi rehinedir. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar nefs fizik vücudun içinde bir rehine olarak kalmakta devam edecektir. Allah razı olsun. B şıkkında diyor ki, Said bu ayetin Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesiyle ilişkisinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Evet, biz de zaten bunu söylemiştik. Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesinde bütün nefslerin kazandıkları dereceler itibariyle rehine olmasıyla Tur suresinin 21. ayet-i kerimesi arasında bir kesin ilişki söz konusudur. İkinci suali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Ha, bu hadis-i şerife delil olarak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini gösterebilir miyiz? Elbette bir insan Allah'a ulaşmayı diler de hiç amel yapmadan bile ölürse, eğer Allah Teala anında onu mutlaka göreceğine göre o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini derhal o kişi üzerinde Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacağına göre, tecelliye başladığında ona derecat kazandıracağına, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında derecat kazandıracağına, kulaklarındaki bakrayı aldığında derecat kazandıracağına göre, kalbindeki ikinliği alıp yerine ihfat koyduğunda da derecat kazandıracağına göre, mutlaka kazandıkları kazandırdığı derecelerle kaybettiklerini aşıyor Allah Teala. O zaman da o kişi Allah'ın cenneti için garanti altına giriyor. Öyleyse Allah'ın cennetine mutlaka giriyor. Amelleriyle mi girdi? Hayır, sadece bir dilekle girdi. Öyleyse kişinin amelleri o kişiyi cennete götürür mü? Bir misal veriyorduk her zaman.
80 yaşında ölmüş birisi, 15 yaşında ibadete başlamış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl devam ettirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişi amelini bir hakkın yapmış. Ama hangi istikamette? Sadece İslam'ın 5 şartı istikametinde amel etmiş. Mesela zikretmemiş. Önemli değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bu kişinin kurtuluşu mümkün değil. Amelleriyle cennete giremez. Ama öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hiç amel yapmadan ölse bile Allah-u Teala mutlaka onu cennetine kabul edecek. Çünkü o süreç içerisinde gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki bakra, kalbindeki ekinet alınmış olacak. Ve Mülk suresinin 8, 9, 10 ayetlerine göre bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah razı olsun. B şıkkında diyor ki, amelsiz cennete girişi delil olarak Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Nisa 64 ve Furkan 70'in muhtevasını gösterebilir miyiz diyor. Elbette Nisa 64'te Allah Teala diyor ki, ve ma erselna min resulün illa li yutaa bi iznillah. Biz resulleri başka bir şey için değil, kendilerine Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Ve lev ennehum izzelemu enfusehum, eğer onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenler o zaman, nefslerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi festağferullah'a ve Allah'ın günahlarını sevaba çevirmelerini isteselerdi, günahlarının affedilmesini isteselerdi, sevaba çevirmesini isteselerdi ve estağfere lehumur resulü, sen de resul olarak onlar için istiğfarda günahlarının sevaba çevirmesi talebinde bulunsaydın veya günahların affı talebinde bulunsaydın, ikisi de aynı. Levecidullahi tevvaben rahima, Allah'ı tövbeleri kabul edilmiş, yani her iki tarafının da tövbesini kabul eden ve rahmet gönderici rahim olarak bulurdun diyor Allah-u Teala'yı. Sahabe ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, günahlarının affını diliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet-i kerimince gereğince onların günahlarının affını diliyor ve günahları affediliyor. Sahabenin talebi üzerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affediliyor. Yani günahları sevaba çevriliyor. Onlar günahkar ama bütün günahları sevaba çevrilmiş. O noktada ölseler, gidecekleri yer, hiç günahsız olarak girecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte Furkan 70, İlla men tabe ve amene. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70'de de İlla men tabe, ama tövbe edenler, yani irşat makamının da Nisa 64'teki gibi bir tövbeyle tövbe edenler ve amene, ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduklarında kalplerine iman yazılarak ikinci defa amen olanlar, mümin olanlar ve amile, amelen salihan ve nefsi ıslah edici amellerle amil olanlar, o amelleri işlemeye devam edenler. Fevlâike yüveddilullâhi seyyâtihim hasenât, onların günahları sevaba çevrilir diyor Allah Teala. Ve kânallâhü gâfıren rahîmâ, ve Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Furkan 70'te de açık ve kesin bir şekilde günahların sevaba çevrildiğini görüyoruz. Ve Nisa 64'te de gene günahların sevaba çevrildiğini görüyoruz. Bu kişiler bu noktaya kadar amel etmişlerdir veya etmemişlerdir. Ama bir sonuçla karşı karşıyayız. Bunlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ve amelsiz de olsalardı, Nisa 64'te de, Furkan 70'te de günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olduğuna göre tabi olan kişinin cennete gireceği kesinleşmiştir. Allah razı olsun. (Gülüyor)
Öyleyse Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah'ın zikriyle kalbin kararması hususunu açıklar mısınız diyor. Zümer 22. Efemen şerallahu sadrehu lil-İslami. Allah'ın göğsünü şerh ederek İslam'a açtığı kişi ve huve ala nurin min Rabbihi ve Allah'tan bir nur üzere olan kişi. Ne olmuş? Allah göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl artık bu kişinin göğsüne ve göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbine rahmet sızmaya başlamış bu kişinin. Neyle geliyor? Allah'ın zikriyle geliyor. Feveylün lil kasiyeti kulübühüm. Onlara veyl olsun, yazıklar olsun ki onların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlamıştır. Yani Allah'ın zikrini yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Burada Allah Teala'nın kalpleri kasiyet bağlamış. Feveylün lil kasiyeti kulübüyüm. Kalpleri kasiyet bağlamış kişilere veyl olsun, veyl olsun diyor Allah Teala ve arkasından diyor min zikrillah Allah'ın zikrinden Allah'ın zikri sebebiyle yani bu zikir gerçekleştirilmemesi sebebiyle öyleyse hangi grup için? Kalpleri, göğüslerinden kalplerine Allah'ın yol açtığı kişilerin kalplerindeki aklanmadan bahsediyor. Peki, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilememiş olan kişinin göğsünden kalbine yol açılması söz konusu değil. O kişilerin kalpleri iki alternatifte de mutlaka kararacaktır. Diyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın rahim esması kendilerine üçüncü basamakta, dördüncü basamakta tecelliye başlayacaktır. Ve onuncu basamakta göğüsleri şerh edilecek, göğüslerinden kalplerine nur yolu açılacaktır. Şimdi zikir yapan insanlarda iki grup oluşuyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler ama göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmamış henüz. Rahim esmasının tecellisi var. Kişi de zikir de yapıyor. Ama göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmadığı için zikre rağmen kalpleri daha çok kararmakta devam ediyor. İşte bu insanlar zikir sebebiyle kalpleri kararanlardır. Zikiri yapmalarına rağmen kalpleri kararanlardır. Çünkü zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmetle faz göğüslerine geliyor. Ama göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmamış. Peki ikinci grup kim? İkinci grup göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış. Ve zikrediyor kişi, göğsüne kadar geliyor
rahmetle farz ve ikisi de göğüsten kalbe kadar ulaşıyor ama kalp mühürlü. Kalbin içine giremiyorlar ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Bu noktadan itibaren zikir onların kalbindeki karanlığı %2'ye kadar azaltabilecektir. Fazılların, rahmetin kalbe girip yerleşmesiyle. Öyleyse kişinin muhtevasına baktığımız zaman karanlık bir kalp var ve Allah Teala burada Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde iki grup insanı devreye almış, mukayese ediyor. Birinci grup, göğüslerinden kalplerinin nur yolu açılmamış. İkinci grup, göğüslerinden kalplerinin nur yolu açılmış. Açılmış olanların kalplerinde rahmetin yerleşmesiyle karanlığın azalması, kasiyetin azalması söz konusu. Ama açılmamış olanların, o kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, kalplerinin kararması söz konusu. Mukayesedeki birinci taraftan bahsediyor Allah Teala burada. Yani kalpli göğüslerinden kalplerine göğüsleri şerh edilmemiş, nur yolu açılmamış olan kişiler, onlar zikir yapıyorlar ama o zikirleri onların kalplerinde hiçbir işlev vücuda getirmiyor ve kalplerindeki karanlık artıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, nimetin ne olduğunu ve mürşide ulaşıldığında ihsan edildiğini hamdolsun ki sizden öğrendik diyor kardeşimiz ve birinci sualini soruyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde buyurulan nimetin tamamlanmasını açıklar mısınız diyor. Bu ayete ulaşmak için Bakara 150'ye bakmamız lazım. Bakara 150'de Allah-u Teala diyor ki, nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse onlardan korkmayın. Benden, yani sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. Sizin üzerinizdeki nimetini tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz diyor Allah-u Teala. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da hidayete eresiniz. Yani sizin tabiyetiniz söz konusu. Nimetimin tamamlanması da tabiyetimle mümkün, tabiyetiniz de mümkün. İşte sizi tabiyete ulaştıran kişi, o sizin üzerinizdeki nimetimdir demiş oluyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra geliyor Bakara 151. İşte bir evvelki ayet-i kerimede söylediğim gibi diye kema kelimesiyle başlıyor Allah-u Teala. Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekunu talimun. Kema, tıpkı onun gibi bir evvelki ayet-i kerimede söylediğim nimetim gibi sizin üzerinize de sizden birisini Resul olarak tayin ettim. Nimet. Bu Resul sizin için bir nimettir diyor Allah-u Teala. Bir peygamber Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Ki o size ayetlerimi okur diyor. Ayetlerimi tilavet eder. Birinci basamaktan 14. basamağa kadar, 3. basamaktan 14. basamağa kadar sizi ulaştırır. Ve nefsinizi tezkiye eder. 14. basamaktan 21. basamağa sizi ulaştırır. Size kitap öğretir. Kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunu öğretir. Sizi fizik vücudunuzun teslimine ulaştırır. Ve hikmet öğretir.
ulul elbab ve ihlas makamlarına ulaştırır ve hikmetin de ötesini, sizin bilmediğiniz daha hikmetin ötesini gösterir. Sizi salah makamına ve iradenizi teslim etmeye ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın nimetinin tamamlanması müessesesi, evvela nimet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ve onun sahabe üzerindeki nimeti tamamlamasıyla alakalı. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı olarak onların üzerinde bir nimet, hem de onları ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine ulaştırması nimet. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bu cümleden olmak üzere diyor, o onu sizin üzerinize nimet olarak gönderdim. Neticede de onun vücuda getirdiği irşada ulaştırma işleminin sonunda Allah-u Teala'nın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat ile görevlendirmesi nimetin o kişide tamamlandığını gösterir. Eğer o kişi Resul olarak seçilmemişse ulaşabileceği nimetin tamamlandığı yer burasıdır. İradesinin de Allah'a teslim edildiği noktadır. Nimetin tamamlanmasının ikinci suali kardeşimizin, Hücurat Suresinin 7 ve 8. ayetleriyle ilişkisi var mıdır? Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki: "Velemu enne fikum Resulullah lev yetikum fi kesirin minel emri lanittum velakin Allahu habbebe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum ve kerrehe ileykumul küfre vel fusuka vel isyan ilayke humur raşidun." Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer emirlerde o sizin talebinize uysaydı, bundan Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı sizlere kerih gösterdi ve nefsinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Ve Hücurat suresinin 8. ayet-i kerimesi: "Fadlan minallahi ve nime." Bu Allah'tan bir fazl ve nimettir. "Vallahi alimin hakim ve Allah bilir ve hikmet sahibidir," diyor. Bu irşada ulaşanların bundan sonraki işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir. Kişi mutlaka iradesinin teslimini isteyecektir Allah-u Teala'dan. Allah da mutlaka irade teslimini kabul edecektir ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecek ve kişinin üzerindeki nimet böylece tamamlanacaktır. Öyleyse nimetin tamamlanmasının Hücurat 7 ve 8'de alakası var mıdır sualin cevabı? Evet, alakası vardır. Yakın bir ilişki söz konusudur. Nimetin tamamlanması, orada kişinin başının üzerinde, devrin imamının ruhunun yanında bir salah nurunun oluşması ve kişinin ruh tayin mekanını gerçekleştirmesi için kendi ruhunun da başının üzerine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmesi söz konusu. Öyleyse asıl nimet devrin imamının ruhudur. Ama bu kişi ikinci bir nimetle daha nimetlendirilmiş oluyor. Allah razı olsun. Üçüncü suali kardeşimizin,
Bütün sahabenin üzerinde nimetin tamamlanmasıyla Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinin gereğini yerine getirdiklerini, Lokman Suresinin 20. ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğunu söyleyebilir miyiz diye soruyor kardeşimiz. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. İnne fî zâlike le âyetin li kavmin yetefekkerûn. Odur ki uyucu Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. Lokman 20. Elem terev inna Allahe sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardı ve esbega aleykum ni'amehu. Burada da nimet geçiyor. Zahireten ve batine. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Zahiri ve batini nimetlerini. Ve minen nasi men yücadilu fillahi bi gayri ilmin. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'la Allah konusunda mücadele ederler ilimleri olmaksızın. Velahüden ve hidayetçi olmadan ve aydınlatıcı bir kitap olmadan. Öyleyse şimdi suale dönüyoruz. Ne diyor kardeşimiz? Bütün sahabenin üzerinde nimetin tamamlanmasıyla Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinin gereğini yerine getirdiklerini, Lokman Suresinin 20. ayet-i kerimesinde yerine getirdiklerinin Lokman Suresinin 20. ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğunu söyleyebilir miyiz? Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde yarattığı bütün alemlerde her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. Câsiye 13'te Allah Teala sadece bir bilgi veriyor. Her şeyi insanların emrine musahhar kıldığını. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde yerine getirilen bir şey yok. Acaba bir başka ayet-i kerimeden mi bahsediyor Allah'ta bu kardeşimiz? Câsiye'nin 12. ayet-i kerimesine bakalım. Allah kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve onun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. 13. ayet-i kerime, deminki ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime iman edenlere de ki Allah'ın onları kazandırdıklarıyla cezalandırması için Allah'ın günlerini ummayanlara bağışlasınlar. Ahem.
Lokman 20 bir bütünü ortaya koymuş. Öyleyse kardeşimiz Câsiye 13'te Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyi insanların emrine musahhar kılması açısından yürümüş. Lokman 20 ile ilişkisini o istikamette kurmuş. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Burada ise, Lokman 20'de ise bunun böyle yaparak insanların üzerindeki Allah-u Teala'nın zahiri ve batini nimetlerini tamamladığını söylüyor. Öyleyse Lokman 20'de de Allah-u Teala üzerindeki nimetin tamamlandığını söylüyor. Ve sahabenin irşada ermesiyle Allah'ın nimetinin üzerlerinde oluştuğunu söylüyor. İrşada ulaşmak nimetin tamamlandığı değil, oluştuğu yer, tamamlandığı yer, iradenin de Allah'a teslimi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle bu hedefe ulaşmışlar. Yani üzerlerinde Allah'ın nimeti tamamlanmış. Sadece devrin imamının ruhu değil, kendi ruhları da oluşmuş üzerlerinde, salah nuru da oluşmuş. Neyse, bu bir bütündür. Hatırlayalım. Ayet-i Kerime'yi ne diyordu Allah-u Teala? Sahabe için ayetin Allah-u Teala'nın bir muhtevasını söylüyordu. Salah makamının bütününü ifade eden, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah peygamberini, nebisini, nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Hem önlerinde hem sağlarında nurları vardır. Ve bizim nurumuzu tamamla diye talepte bulunurlar diyor Allah-u Teala. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onun üzerine de Allah-u Teala onların üzerinde salah nurunu vererek nurunu tamamlıyor. Birinci nur devrin imamının ruhu, ikinci nur o kişilerin kendi ruhu, üçüncü nur salah nuru. Böylece nurlar tamamlanmış oluyor ve üzerlerindeki Allah'ın nimeti bu tarzda bir tamamlanmayla tamamlanıyor. Burada Lokman 20'de ni'amehu diyor. Nimetini değil, nimetlerini kullanıyor. Yani sadece bir tane nimet, sadece devrin imamının ruhu değil, diğerleri de
Allah'ın nimeti. Salah nuru da kendi ruhlarını da Allah-u Teala'nın insanlara ihsan etmesiyle nimetlerin tamamlanması söz konusu. Ve İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir kardeşimiz diyor ki, birinci sualinde Müddessir suresinin 54, 55 ve 56. ayetleriyle Zariyat suresinin 55. ayet-i kerimesine göre öğüt almayı, henüz Allah'a ulaşmayı dileme aşamasında olan bir kişiyle mürşide ulaşıp mümin olan bir kişi açısından açıklar mısınız? Diyor. İki ayrı hedeften açıklamamızı istiyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dileme aşamasında olan bir kişi, diğeri ise mürşide ulaşıp kalbine iman yazılan bir kişi açısından açıklar mısınız diyor. Ve bakıyorum Müddessir 54, kella innehu tezkire. Evet, o yani Kur'an şüphesiz muhakkak ki bir öğüttür. Bir zikirdir. Müddessir 55, femen şa'e zekere. Kim dilerse o öğüt alır. Ve ma yeskürüne 56 illa en yeşe Allah. Hüve ehlü takva ve ehlül mağfire. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. İşte o takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Şimdi suale bakalım. Bununla Zariyat suresinin 55. ayet-i kerimesi ne göre? Zariyat 55 ve zekir, sen tezekkür et, yani onlara olayları anlat, onlarla tezekkür et. Ve inne zikra tenfeül müminin. Ve gerçekten zikir, tezekkür müminlere fayda sağlar, yarar sağlar. Tenfeu, faide demek. Menfaat, fayda sağlar. Burada zikir, Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Onu okuyan kişi zikretmiş olur. Ama iki kişi Kur'an'dan bahsediyorsa bu bir tezekkürdür. Kur'an'ı tezekkür etmedir. Öyleyse buradaki zikir kelimelerinden bir kısmı tezekkür için kullanılmıştır. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor insanlara. Bu insanların kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var, gözlerinde hicab-ı mestura var. Anlayanlar sadece bunların dışındakiler. Öyleyse bu safhada tezekkürün ilk tatbikatında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati söz konusu. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, abimiz sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mesture var. Onların kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Seni işitmezler ve idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emri üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraat ediyor Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i, yani onlara Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'i zikir olarak okuyarak
onlara anlatıyor, onların tezekkürünü sağlamaya çalışıyor. Bu başlangıç aşaması. Ve o insanlardan her kim, sahabeden her kim öğüt almışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı, o sahabe, o zaman sahabe oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren de işlemleri başlıyor Allah-u Teala'nın. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor, kalbinin kapısı, nur kapısı Allah'a çevriliyor. O kişi huşuya ulaşıyor, Allah'ın mürşidini gösteriyor. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda 10 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise tezekkürü devam ediyor. Ama bu muhteva mürşide ulaştıktan sonra artık bir tebliğ hüviyetinde değil, daha çok öğretme hüviyetinde. Bu sebeple Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde "Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ" diyor. Size ayetlerini tilavet eder diyor. Öyleyse sahabenin bunları algılayabilecek olan noktaya gelmesi üzerine, işitebilecek noktaya gelmesi üzerine tilavet başlıyor. 14. basamağa kadar tilavet devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlatılması. Kıraat da bir zikirdir. Tilavet de bir zikirdir. Bundan sonraki safhada sahabe tabi olup da ruhları Allah-u Teala'ya doğru yola çıktığı andan itibaren söz konusu olan şey onların nefslerinin tezkiyesidir. Burada da bir öğreti, gene bir zikir söz konusudur. Önce işitmeyenlere, görmeyenlere, kör, sağır ve dilsizlere bir kıraat yapılıyor. Bunlardan her kim algılayabiliyorsa, gözlerini açmışsa Allah-u Teala, kulaklarındaki bakrayı almışsa, kalplerindeki ekineti almışsa, bunlar kendilerine tilavet olunanlardır. Ve tilavet 14. basamağa kadar devam ediyor. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor sahabede. Gene tezekkür var. Ama birinci aşamadaki tezekkürle ikinci aşamadaki tezekkür ve üçüncü aşamadaki tezekkür birbirinin aynı değil, seviye giderek yükseliyor. Üçüncüsünde artık ruhları tabiyetten sonra bütün günahları sevaba çevrilmiş ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkmış insanlar var. Öyleyse Allah Teala'nın öğretisinde hepsi zikirdir, hepsi tezekkürdür ama böyle bir müessesenin başlangıcında zikrin tezekkürü tek taraflıdır. Yani sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tezekkür eder. Onlar kendilerine söylenir ama anlayamazlar, işitemezler. Bu sebeple tezekküre iştirakleri karşılıklı müzakere şeklinde girmemiştir. Ne zaman ki kulaklarındaki bakra, kalplerindeki ekinet alınmıştır, tezekkür karşılıklı münasebet haline gelmiştir zikir müessesesi. Ruhun Allah'a doğru yola çıkmasından sonra ise artık bir kurtuluş statüsü içerisinde üçüncü kat cennete doğru bir yolculuk, dünya saadetinin yarısına doğru bir muhteva kazanmıştır olay. Burada da karşılıklı tezekkür vardır.
7. basamakla 14. basamak arasındaki tezekkürden daha ötede bir tezekkür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler giderek azalıyor, yarıdan daha aşağı düşecek ruh Allah'a ulaşana kadar. Bu süreç içerisinde kişinin şahsiyeti değişiyor. İç dünyası değişiyor. Allah'tan aldıklarını bir muhteva içerisinde kişi kendisine mal ediyor. Tezekkür, yani Kur'an-ı Kerim'in zikri her kademede farklı bir hüviyet kazanıyor. İkinci sualinde diyor ki Hüseyin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde din nasihattır buyurmakta. Buna göre dinle nasihat arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Elbette din bir zikirdir. Zikir de bir nasihattır. Nasihat insanlara özellikle yapmamaları lazım gelen şeyleri, onları Allah'ın yasaklarını yasaklayarak güzele yaklaştırmaktır. Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Yasaklar, nehiler veya Allah'ın yasak ettikleri olarak Türkçemizde kullanılıyor. Öyleyse unutmayın ki Peygamber Efendimiz Hasan'ın bir başka ifadesinde mümin kulağından sulanır diyor. Yani sulama yeşertici faktör kulaktan gelen nasihattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol gösterir ve gösterdiği yol üzerinde insanlar daha iyiye, daha iyiye giderler. Gelişme, sorulan suallerle alınan cevaplar arasında hep daha ileriye götürücü faktörleri geliştirir. Bundan yıllarca önce sizlere konuşmaya başladığımız zamanki söylediklerimizde şimdi söylediklerimiz aynı mı? Hayır, değil. Şimdi ben Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bu söylediklerimi, bu seviyede söylediklerimi rahatlıkla anlayabilecek olan gruplara hitap ediyorum. Sizler söylediklerimizi, bu seviyedeki söylediklerimizi anlayabilecek olan bir noktaya ulaştınız. Her geçen gün manevi seviyeniz yükseliyor. Öyleyse dini bütün dünyaya öğretecek olanlar siz Mir camiasının mensuplarısınız. Çünkü bir defa din, dinler zannediliyor. Birinci büyük hata burada, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen kadar ulaşan ve bundan sonra da kainatı aydınlatacak olan Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in zamanının tabiriyle Hazreti İbrahim'in hanif dini, Arapça adı İslam olan din, Hazreti Musa'nın da yaşadığı din, Hazreti İsa'nın da yaşadığı din, biz bugün neler yapmışsak onlar da o devirde aynı şeyleri yapıyorlardı. Ve din nasihat üzere gelişir. Üçüncü suali, Hud suresinin 112. ayet-i kerimesiyle Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı? Festekim kema ümürte ve men tabe meake ve la tatka. Sana emredilenle emredildiği gibi istikamet üzere ol ve tövbe edenlerle sen birlikte istikamet üzere olun. Sana tabi olanlarla sen emrediğiniz gibi istikamet üzere olun. Ela tatka ve
haddi aşmayın. Öyleyse istikamet üzere olmak konunun esası bu. Allah'a doğru teslimleri arttırmak, ruhu teslim etmek, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimler üzerinde istikamet üzere devam etmek. 7 safa boyunca. Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi فَلِيْزَا لِكَفَدُوا وَسْتَكُمْ كَمَا اُمُرْتَ وَلَا تَتَّبُوا اَهْوَاهُمْ. Emrolunduğun gibi onları davet et. Yani tevhide, tekliğe davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ ve onların hevalarına tabi olma. وَكُلْ اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaplara inandım ve اُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ ve aranızda adaletle davranmakla emrolundum. Allahü Rabbina ve Rabbiküm, Allah benimdir, Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Lena amaluna ve lekum amalukum. Sizin amelleriniz size, benim amellerim banadır. La hüccete beynana ve beynüküm, bizim aramızda, bizim benim ve sizin aranızda hüccet yoktur. Allahü yecmehu beynana ve ileyhil mesir. Allah hepimizi bir araya toplayacak ve ona haşrolunacağız. Geri döneceğiz. Hud suresinin 112. ayet-i kerimesiyle Şura 15 arasında kesin bir ilişki vardır. Her ikisinde de Allah-u Teala istikamet üzere olmayı emrediyor. Ve aşırı gitmemeyi. B. Çıkkında diyor ki bu ayetlere göre istikamet üzere olmakla dört teslim arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz? Tam ifadesidir. Dört teslim istikamet olma üzere olmanın tam ifadesidir. 7 tane safa üzerinde istikamet üzere olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safhadasınız. Tabi oldunuz. İkinci safa. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Teslim ettiniz. Üçüncü safa. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü safa. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci safa. İrşada ulaştınız. Altıncı safa. İradenizi Allah'a teslim ettiniz. 7. safa. Allah razı olsun. Manisa'dan Osman Kökçü kardeşimiz diyor ki bütün olan Allah'tır, siz sadece bir parçasını sözünüzü açıklar mısınız? Diyor. Evet. Allah-u Teala'nın söylediği o. Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşattığı gibi, bütün kainatı kuşattığı gibi sizi de kuşatmıştır. Öyleyse siz sadece bir parçayı oluşturuyorsunuz. Biz de öyle. Kainatın her parçası da bir parçayı oluşturuyor. Her bir dünya, her bir yıldız. Ve Allah ise ilmiyle, rahmetiyle onların hepsini ihata etmiştir. Bütünü temsil eder. Ama zatı oradadır. Yani istiva ettiği arştadır. Allah razı olsun. Enam suresinin 109 ve 110. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Burada geçen gönüllerin ve gözlerin ters çevrilmesi ne anlama gelmektedir? Diyor ki Allah Teala Enam 109'da ve aksemu billahi cehde imanihim ve li ve le in ayetun ayetun la yu'minuna biha kul innemel ayatu indallahi ve ma yushurikum enha iza ca'at la yu'minun. Eğer onlara bir ayet mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. De ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz diyor Allah Teala. Ayet gelmiştir. Ayın ikiye fekhedilmesi halinde tabi olacaklarını söyleyenler Allah Teala ayı fekhettiği zaman, ikiye ayırdığı zaman tabi olmamışlardır. Her zaman peygamberler mucize göstermişlerdir. Nebilere has bir olaydır. Arkasından da bu bir sihirdir deyip gene tabi olmamıştır insanlar. Allah razı olsun. Enam suresinin 110. ayet-i kerimesi
ve nukallibu efidetehum ve ebsarehum kemalem yu'minu bihi evvele merreti menezerehum fituyanihim yamehun. Ve onların fuat hastalarını ve basiretlerini ve evvelce ona inanmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız. Allah Teala'nın gönüllerin ve gözlerin ters çevrilmesi olayını söylüyor Allah Teala burada. Evvela hayata kör olarak atılıyoruz. Kör, sağır ve dilsiz olarak ve idraksiz olarak Allah Teala gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor, gözlerimiz açılıyor, görmeye başlıyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kulaklarımız işitmeye başlıyor. Kalbimizdeki ekinleti alıyor, yerine ifat koyuyor, kalplerimiz idrake başlıyor. Bu dünya için. Ama eğer biz vuslata ulaştıktan sonra hidayetten düşersek, o zaman Allah Teala gözlerimize tekrar hicab-ı mestureyi koyuyor, kulaklarımıza tekrar vakrayı koyuyor, kalplerimizin tekrar ihbatı kalbimizden alarak kalplerimizi tekrar eski vaziyetine, ekinleti koyarak yerine eski vaziyetin idraksizliğe ulaştırıyor. Yeniden kör, sağır ve dilsiz oluyoruz. Kör, sağır ve idraksiz oluyoruz. İşte bunlar kalbimizdeki ekinletin yeniden kurulması, gönlümüzün ters çevrilmesidir. Gözleri geriye çevrilmesidir, eski haline getirilmesidir. Gözlerimizdeki hicab-ı mestürenin tekrar yerine konulması, gözlerimizin de artık görmemesini temin eder. Kulaklarımızdaki vakranın tekrar yerine konulması, işitme hastamızın da artık işitememesini oluşturur. Hepsi tersine tekrar geriye dönmüştür. Biz hidayete ulaştıktan sonra hidayetten düştüğümüz zaman. Allah razı olsun. Üçüncü suali Enam 113 ve 114'ü açıklar mısınız diyor. Bu ayetlerle Haç 54 arasında bir ilişki var mıdır? Enam 113 ve li teska ileyhi efidetüllezine la yu'minune bil ahireti ve li yerdahu ve li yakterifu mahum mukterifun. Ve ahirete inanmayanların, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayanların gönülleri ona, insan ve cin şeytanlara yani, meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Ve 114 burada vuslattan sonraki bir geriye dönüş anlatılıyor. Kalpleri, gönülleri onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları negatif şeyleri kazanmaya devam etsinler. 114 Efe gayrallahi ebtegu hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitabe mufassalan وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Artık Allah'tan başka bir hakim mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma diyor Allah Teala. Burada hidayet erdikten sonra tekrar dalalete düşen insanlar negatif kazanmaya devam edenler veya Allah-u Teala'nın yoluna girmeden evvel insan ve cin şeytanlara
yakın aslı denler. Ve onun da senin Rabbin arasında, senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar diyor Allah Teala. Şimdi Hac 54'e bakalım. Ve li yalemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum fe ve innallaha le hadillezine aminu ila sıratı mustakim. Ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar arasında bir ilişki var. Burada da Allah-u Teala kalplerine o ilmi verenin sözlerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye kalplerine ihbat konduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve onların amen olduğunu söylüyor. Burada ahirete inanmayanların gönülleri şeytana meyletsin diye, şeytandan razı olsunlar diye ve kazandıkları negatif dereceleri kazanmaya devam etsinler diye diyor Allah Teala. Burada Enam 113'te Allah'a ulaşıp da hidayetten sonra geriye dönenler değil, daha başta ahirete inanmayanlar bu insanlar. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler diyor. Kendilerine ilim verilenler, kitap verilenler onun hak ile indirildiğini biliyorlar. Burada da Hac 54'te de aynı şey söz konusu. Bilsinler diye kalplerine ihbat konulduğundan bahsediliyor. Allah razı olsun. Ankara'dan Metin Pekel Türkçan kardeşimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah-u Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar. Bu denemelerin Tegabin 11 ve Bakara 156'da belirtildiğini, Allah'ın amacının insanı 7 aşamada kamil insan yapmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Diyor. Bakalım belirtilmiş mi Tegabin 11? Ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadıkça kimseye musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine Allah ulaşır. Vallahi bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Öyleyse Allah izin vermedikçe kimseye bir musibetin isabet etmesi mümkün değil. Bakara 156 اَلَّذ۪ينَ اِذَا اِسَابَتْهُمْ مُسِبَتُنْ. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman kâli derler ki اِنَّا لِلّٰهِ. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve اِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ. Mutlaka ona döneceğiz. Öyleyse Allah Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar, musibetlerle imtihan eder ifadesi aynı ifade oluyor. Tegabin 11'de de Allah Teala musibetlerden bahsediyor. Bakara 156'da musibetlerden bahsediyor ve bu musibetlerin neticesinde yılmayan, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen insanlara, hatta musibetlerin ders olduğu, Allah'a ulaşmak konusunda onları güçlendirdiği insanlara hidayetler nasip olacak. Öyleyse 7 aşamada insanı kamil insan yapmak Allah'ın hedefidir ve musibetlerle yolculuk başlar, musibetlerden gerekli dersleri pozitif istikamette alabilen insanlar için. Ve Ankara'dan Şebnem diyor ki, sırat-ı müstakim üzerindeki iki yata iki dikey yolu bize detaylı açıklar mısınız diyor. Ne zaman bir insan tabiyetini gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır, bulunduğu yerden
devrin imamının dergahına doğru yola çıkar. Bu birinci sebildir, yatay bir yoldur. Sırat-ı müstakime oraya ulaştığı zaman devrin imamının dergahına, orada bir muhteva geçirecektir. Evvela birinci kata ulaşabilecek olan yetki kendisine verildiği zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil o zaman tamamlanır. Ondan sonra bütün ruhlarla beraber oradaki altın kapıdan yukarıya doğru 7 tane gök katını aşar. Bu 7 gök katının birincisinde dışarıda secde vardır. İkincisinde suvarılma havuzlarının arkasında secde vardır. Üçüncüsünde 2 katlı bir mescitte secde vardır. Üçüncü kattan 4. kata çıkarken mehenk menfezinden çıkılır. 4. katta Beytül Makdes'in aslı, orada da secde edilir. 5. katta Beytül Haram'ın aslı, orada da secde edilir. 6. katta sıpkat olmama halinde kişinin ruhu beyaz bir, çok açık yeşil beyaz rengi bürünür. Fethi elbisesini giyer ve 7. gök katına ulaşır. Fethi kapısından geçer. Buraya kadar tarik-i müstakimdedir. İkinci sebil veya başka bir isimde birinci dikey sebil tamamlanmıştır. Bundan sonra kişi kader hücreleri, ümmül kitap, kudret denizi, makam-ı Mahmud, divan-ı sarihin ve zikir hücreleri olmak üzere 7 ayrı alemi geçecektir. Sitret-ül müntahaya ulaşacaktır indi-i nâiden. Ve sitret-ül müntahaya kadar bu ulaşması yatay bir sırat-ı müstakimdir. İkinci yatay sebildir. Ve sitret-ül müntahadan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası da ikinci dikey sebildir. Sırat-ı müstakim gördüğünüz gibi 2 dikey, 2 yatay sebilden oluşur. Allah razı olsun. İkinci sual-i berzah alemine gidenler arasında Allah'a ulaşmayı dileyenlerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin konumu nasıl oluyor? Ve berzah aleminde bütün ölenler aynı bölümde mi oluyorlar? Bu konuda değerli açıklamalarınızı dilerim diyor. Berzah alemine gidenler orada evvelce ölmüş olan arkadaşlarıyla, akrabalarıyla birlikte yaşar. Aynı yerde cennete girecek olanlar da, cehenneme girecek olanlar da gene beraberdirler. Bizim dünyamızdaki gibi bir yaşam devam eder. Farklılığı, orada zaman geriye ve ileriye doğru hareket edebilir. Ve ikinci büyük özellik, orada hiç kimse ölmez. Allah razı olsun. Üçüncü büyük özellik, orası nefislerin alemidir. Nefisler orada yaşar. Üçüncü suali, biz öğrencilerinizi Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nerededir? Öğrencilerinizin Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir diyor. En geçerli olan yol çok zikretmenizdir. Çok zikrettikçe sevginizi daha büyük boyutta gösterirsiniz. Kalp gözünüz açıldığı zaman hem fizik standartları hem de onun ötesini görmek imkanının sahibi olursunuz. Üçüncü sual, nasıl size sevgimizi kanıtlayabiliriz? Çok zikrederek kanıtlayabilirsiniz. Allah razı olsun diye bitirmişler sözlerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, inşallah burada bu sual ve cevaplar faslı sona eriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği yaşadık. Allah-u Teala'nın huzurunda kalp kalbe, gönül gönüle, sevgiye dayalı Allah yolunda bir beraberlik, Allah ile birliktelik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.